Herkese yeni bir ETS'den, Trakus MP'den selam arkadaşlar. Bugün Trakus MP'de görmüş olduğunuz gibi Scania ile beraberiz. Yine görevlerden birini yapıyoruz. Festivallerden bir görev aldık. Yine farklı bir yük taşıyoruz. Bu şekilde bir dorsemiz var. Fakat içerisinde ne var bilmiyorum. Bunlar stüdyo valizleri herhalde. Onları taşıyoruz. Burada da Trakus MP'nin şöyle logosu var. Onu yükü varmış. Onu almadık. Onu görmedim daha doğrusu. Onu görmediğim için direkt bu yükü aldık. Bununla başlamak istedik. Hayırlısı olsun, bir fotoğraf moduna geçtik. Oradan da başladık. Aracımız Scania. Görmüş olduğunuz gibi 2008 model bir Scania. Şey, 2008 diyorum, 2012 falan. Yanlış olmasın. Bazı arkadaşlarımız yok diye bu kaç model diye. Al şöyle bir göstereyim de kaç model olduğuna da bakalım. R modeli. 2020'ye yakın herhalde bu ya. Şöyle yine de bakayım. Direkt şu şekilde. Çekici galerileri. Scania abi. Şurada var. R modeli. Hemen şuraya geldiğimiz zaman. Şöyle üzerine geleyim. Kilometre vesaire 4x2 model olarak yazmıyor. Ama sizler için içine gireceğim. İçine girdiğimizde de göstermiyor. Neyse dostlar, 2020 model diyelim de yeni kasa diyeyim de sıkıntı olmasın. Şu şekilde 4R410 yazıyor. Güzel bir araç. Yine dediğim gibi Trakus MP'nin olduğu bölgedeyiz. Oradan yükümüzü aldık. Şu şekilde bir rotamız var. Böyle bir rota çizeceğiz kendimize. Sizler de destek olmanız için kanala abone olmayı, yorumlamayı ve beğenmeyi unutmayın. Şimdiden çok çok teşekkür ederim. Bu ara görev yapma peşindeyiz. Görevlerle uğraşıyorum. Şöyle biraz daha yakınlaştırayım da. Şöyle daha iyi oldu. Kaç ton bu arada diyenler olursa 18 ton. 18 tonluk bir yük var abi elimizde şu an. Haritayı da zaten görmüş olduğunuz gibi harita full görünüyor. O yüzden açmadım. Normal kornaları var. Ama yol gerçekten güzel. Tamam da korna çal çal. Güzel bir rota oldu diyebilirim. Ben de kaçırmak istemedim o ara. Dedim direkt videoya gireyim abi. Böyle tatlı bir rampadan çıkıyoruz. Böyle yere bastıralım. Bildiğin üzere tırı basık seviyordu abi. Şöyle herkesin sevmiş olduğu gerçekçi bir derken bütün gerçekçiliği de içine etmiş bulunmaktayız. Vallahi bütün gerçekçiliğin içine ettik ama yine de yapacak bir şey yok. Görmedim. Bir an yol keskinleşince virajlar güzel, rampalar var, yokuşlar var, farklı farklı yerler var. Trakus MP'de zaten yükün nasıl yaptığını bilmeyenler için şöyle söyleyeyim. Verdox Trucks veya simülasyon şey olarak yapamıyorsunuz. Bilginiz olsun. Yani oyunun içerisine gireyim yapayım. Bu görev vardı ya da ben bu görevi normal olarak yapmaya çalıştım, bulamadım.
diyenler olabilir. Kısaca şöyle tanıtayım. Truckers Envy'nin yapmış olduğu bir etkinlik. Etkinlikte ne veriyor inanın bilmiyorum. Truckers Envy'nin sitesine girip oradan bakabilirsiniz. Ben dediğim gibi Truckers Envy'nin görevlerini yapıyorum. Yapmam için de neler gerekiyor? 10 tane görev yapmanız gerekiyor. Truckers Envy'ye sunucunuz, yani profiliniz bağlı olması gerekiyor. Benim kendi profilim Word of Truck diyorum ya. Truckers Envy'ye bağlantılı. Yani bağlantılı olmasa giremiyorsunuz diye biliyorum. Yanlış hatırlamıyorsam çünkü uzun zamandır Truckers Envy çekmiyordum. Word of Truck'a bağlı olması gerekiyor da eğer değilse bile oyuna girebiliyordu bildiğim kadarıyla. Dediğim gibi World of Trucks'ı hiçbir alakası yok. Single'da da oynarsanız hiçbir alakası yok. Fren yolunu inşallah kapatmaz. Yavaş hızlı geçeceğim ama şöyle sallantılı bir şekilde geçtik. Dediğim gibi sadece Truckers Envy'nin yapmış olduğu bir etkinlik. 10 tane görev yapıyorsunuz. 10 tane görev yaptıktan sonra size hediyeler veriyor. Şu an simülasyon 1 miydi? Simülasyon 2 idi herhalde. Öyleydi herhalde ya, yanlış hatırlamıyorsam. O promos var sayfalar. O sayfalarda mesela tren geçiyor şu an bak. Kapı kapalı. Kapılar açıldı. Dediğim gibi yolun büyük uzantı olayına bakmayın. Mesela şu an 23 saat diyor ya. Bu yaklaşık 10-15 dakika falan sürüyor normal şeyde. O da sadece buradan tren noktasına, tren noktasından da bitiş noktasına geçiyorsunuz. Sizi bambaşka bir haritaya atıyor. Öyle söyleyebilirim. Orada devam ediyorsunuz. Buralar gerçekten güzel, keyifli. Haritanın diğer tarafına geçtiğiniz zaman yükü boşaltmaya gittiğiniz tarafta bir ada gibi bir yer var. Öyle söyleyeyim. O haritanın olduğu bölgelerde gerçekten çok güzel yerler. Ben sadece bu alanı göstermeye çalışıyorum şu an. Çünkü bu alan gerçekten güzel. Diğer tarafa zaten gittim. Tekrar göstermeye gerek yok. Gereği duymadım daha doğrusu. Hani yine göstereceğim yerleri gösteririm sizlere. Eğer bilmeyenler için kartlara forum abi oradan izleyebilirsiniz ilk bölümde. Bu arada tap tuşu bastığınız zaman değişme yapıyordu. Bende nasıl değişmedi? Bilenler varsa onu da yoruma yazarsa sevinirim. Mesela şeyi görebiliyordunuz herhalde. Tap tuşuna basınca kaç tane görev yaptınız falan. Şimdi tren noktasına gireceğiz. Buradan sol yapacağım. Sıkaya çok iyi ya. Duyuru demeyeyim de bilgilendirme diyeyim. Erdal bildiğiniz üzere YouTube'daki bütün videolarını kaldırdı. Maalesef ki. Bırakacağını söyledi. Videolara geliyor. Ama hani nasıl yapar, nasıl eder bilmiyorum. Aklını karıştırmaya çalışıyoruz. Diyoruz yapma, etme. Mesela bak bir arkadaş geliyor. Aleykümselam. Hani zaten evden çıkmıyorsun ne yapacaksın diyoruz ama bakalım kafasında farklı şeyler var. Her şeyi bırakacağını söylüyor. O da bunaldı haliyle ama ne yapar ne eder bilmiyorum. Erdal'ı her zaman ayrı tutmuşum. Tutmaya da devam edeceğim. O yüzden
Bakalım hayırlısı. Dediğim gibi videolara çağırıyorum ama videolarda da oynuyoruz. Oynayabildiğimiz şekilde oynamaya çalışıyoruz. Bir de banyo muhabbetiniz var. Allah muhafaza banyo yiyebilirsiniz. Profiliniz de kapanabilir. Birkaç hafta mı diyeyim, bir ay mı diyeyim, birkaç gün mü diyeyim. Sonra banyo yediğiniz zaman dersiniz vallahi. Benim profilime ne oldu? Gideceğim noktaya da daha varmış ha bu arada. 11 dakikalık bir video oldu. Bölgeler de gerçekten güzel yerler yani. Kalabalık simülasyon 1 derler. O 1'e girmedim, 2'ye girdim. 400 kişiye yakın şey vardı. Ekip vardı. Artık durumuyla kalabalık olduğu zaman trafikle uğraşıyorsunuz. Trafikle uğraşmayı sevmiyorum. Sürekli yazıyorlar. Yani şey demek istemiyorum da. Biri yürüsen alan, biri oradan küfür eder mi dersin, biri şeyler mi dersin. Yani hiç gerek yok abi onlara. O yüzden kafamı dinleyerekten sunucu simülasyon 2'deyiz. Bu arada hiç kimseye bulaşmadan takılıyoruz. O şekilde devam abi. Benim bu arada şey değişmiyor mu acaba? Orta konsol neymiş? Değişiyor abi. Yani en güzeli de dolu dolu bu. Şöyle bakacak olursanız bu şekilde. Yani dolu dolu bu duruyor. Güzel duruyor yani. Scania'la bu arada bayağı bir video çekiyor. Ama şunun gibi de değil abi bunu. Scania'ya baksana. Tam bir gerçek bir tır görüntüsü değil mi? Tabi oraya falan da girmeyelim. Rotamız Trucker Sempi onun festivalin noktasına bırakmakla saatler, hemen saatlerimizi söyleyelim. Cuma 13.41, 1051 kilometrelik bir yolumuz var. 22 saat. Birazdan trene bineceğiz. Trenle bindikten sonra bir yaklaşık 3,5-4 saate yakın bir yolumuz kalıyor. Orayı da bitirdikten sonra hedefimize ulaşacağız. Hedef bölgemiz bayağı bir kalabalık olabilir. O yüzden tüm ihtimalleri göze alınarak kendimizi çok sağlam hazırlamamız lazım. Bu arada Trucker Sempi'de de 130'u gördük. 133'te gidiyoruz şu an. Şöyle biz sınırlarımızı zorladık. Derken keskin bir viraja giriş sağlıyoruz ve girişte güzel dönüş sağladım. Tırın süspansiyon ayarlarıyla oynadım. Fazla sallanmıyor. Normalde süspansiyon sertliğini ben en düşüğe çekerim. Araç sallansın. Multiplayer'de o şekilde değil abi. Bütün ayarları en yükseğe çekiyorum. Çünkü virajlarda bana hiçbir şekilde sıkıntı yaratmasın. Yaratırsa sıkıntı abi.
bir arkadaş gidiyor. Dönelim. Şu an ağırlığını koruyor. 400 beygirlik bir motorumuz var. Motora yine çok rahatlıkla yetiyor şu an. Yani sıkmıyor, boğmuyor. Yani rahat boğmuyor. Sesi gördük yani. Şu 1.50 de gelse artık çok güzel olacak ha. Ulan bu kadar da virajlı viraj diyorlar bunlar ya. Vallahi varmış. Biz öbür tarafa gitmeden virajlı dar yollara girdik. Ah. Oğlum burada tren mi gelir lan? Şöyle baktığımda ha tren geliyor. Hadi dayı. Tren gelir, hoş gelir. Hoş geliyor ama bu. Hoş geliyor derken bize bir şey getirmemiş yani. Normalde dolu. O tatlı virajlara tırmanmaya başlıyoruz abi. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Virajları görüyorsunuz zaten. Buraları ben şeyde tırmandım. Kalabalık olan bölgede. Buralarda dur kalk yaptık ya. İnanır gibi değildi. O yüzden en güzeli şu an bu hali. Buraya baksana, viraja baksana. Bu arada Duisburg Galais yolu değişmiş diyorlar. Onunla ilgili de bir video çekebilirim. Belki buradan sonra oraya çıkarım. Bir devir düşürdük. Çekiyor abi. Zaten fazlasına da gerek yok. Bizi çok rahatlıkla yetiyor. Buradan bir vites daha atıyoruz. Devam ki. Yol çalışmaları uzun zamandır sürüyor. Bitmedi bu yol çalışmaları. Ne zaman bitecek inanın bilmiyorum. Yollarda da bir tane bile araba görmedik desek yeridir ha. Karşıdan geleni gördük. Onun haricinde başka bir araba yoktu. Tren noktasına da geldik. Bak vites geçirince nasıl sesi değişiyor ya. Aklımda yorum yapmış. Normal yük taşımıyor belli.
Böyle şuradan da solumuza geçelim. Büyük ihtimal boş gidiyor araç. Şimdi benim tırmandığım bölge hafiften bir rampa. Sağdan yol ayrımına köprünün üstünden geçip karşıya treni bineceğiz. Oradan adadan trene basmasam gidiyordu yani. Böyle Trakı Zemfiri'nin olduğu bölgeye gidiyoruz. Trakı Zemfiri treni diyelim. Trene bineceğiz. Oradan da diğer adaya geçiyoruz. Buraya kadar izleyen arkadaşlarımız zaten %100 abone olmuşlardır. Abone olmadan izleyen arkadaşlarımız varsa, kanala abone olursa çok çok sevinirim. Bana büyük bir destek sağlamış olursunuz. Bunları kapattım. Ne yazdı onu yaptı. Olmasın. Bak hiç sağa sola bakmadan direkt kalı geçiyor. Evet. Allah'a emanet gidiyorlar. Çoğu kasıyor. Kasan da gitmiyor. Şurada yük almaya gidiyor. O yüzden burayı fazla sevmiyorum. Dediğim gibi çoğaldılar ama. Tırsanın doğru sesini almış. Buraya büyük ihtimal kilitlerdir. Kasıyorsun ya. Vallahi kasıyorsun ha. Orada da durmaya şey mi yapıyorlar? Trene biniyoruz abi. Karman çorman bir yerler yani. Trene girelim, oradan sonra da videoyu salalım abi. Evet dostlar, tren istasyonuna girdik. Ve trenden gittik. Kalabalıktan bir ayrılalım. Burada bir sürü ekip halinde takılıyorlar. Şöyle durayım abi. Şu şekilde ekip halinde oynayanlar da var. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz dediğim gibi beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.